Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugün Citroen Ami aracımıza Webasto montajı yaptık. Bazı arkadaşlar bununla ilgili video istediler. Ben onun videosunu çekeceğim arkadaşlar. Aracım 2023 model. Şu anda ortalama 850-900 km civarında. Webasto'muz var. Isıtmak için aşırı şekilde ihtiyacımız vardı. Bağlantı yeri şurada arkadaşlar bu arada. Buradan sıcak üflüyor. Şurası da Webasto'muzun kontrol ünitesi. Şimdi tamponu sökeceğiz. Ami'nin tamponu nasıl sökülüyor? Webasto nasıl montaj yapıldı? Onun videolarını göreceğiz arkadaşlar. Ben şimdi tamponu nasıl sökülüyor onu göstereceğim. Şimdi şurada kapaklar var. Bunlar tamponların kapakları. Bunları böyle çektiğimiz zaman bunlar çıkıyor zaten. Şurada bir tane 10 anahtar var arkadaşlar. Lokma yardımıyla, normal anahtarla olmaz. Hafif geçitti mi zaten elle dökülebilir durumda. Hemen şunu hızlıca söküyoruz. Çıktı. Şu şekilde metrik 6'lık bir 6 çapında bir cıvata. Dursun kenarda. Aynı cıvatadan tam olarak şurada da var arkadaşlar. Şimdi o da tamponun içinde kalıyor. Yani şuradan müdahale etmemiz gerekiyor. Buradan bunu sökeceğiz. Görmeden biraz gevşetme gerekiyor. Tam olarak şurada yani. Bakın şöyle. Görürsünüz zaten. Çıkıyor. Çıktı. Cıvataların hepsi aynı bu arada. Şimdi bu tarafın da aynı şekilde. Kapağını söküyoruz. Şimdi burada da aynı cıvatadan var. Onu da aynı şekilde gevşetiyoruz. Zaten elle hemen çıkıyor. Bu şekilde. Bir tane de burada var. Burada denk getirmek zordur ama halledebilirsiniz yani. Çok zor bir şey değil. Bir tane 10 lokma kesin lazım ama anahtarla olmuyor. Şöyle. Şimdi iki tane cıvata da şurada var arkadaşlar. Biri burada, biri burada. Şuradan da şunları gevşetiyoruz. Biri plakanın sağında, biri solunda. Şimdi tampon cıvatalarımız söküldü. Şimdi tamponumuzu sökeceğiz arkadaşlar. Buraya çektik. Şuradan da çekiyoruz. Burada sinyaller var arkadaşlar. Soketi çıkarıyoruz. Bir tane de burada var. Buradan da soketi çıkarıyoruz. Burada da plakanın aydınlatma şeyi var, kablosu. Şu şekilde çıktı ve tamponumuz ayrıldı. Şimdi arkadaşlar, Webasto'yu ben şuraya monte ettim. Görüyorsunuz. Şuraya 20'ye 30 2 adet boydan boya gelecek şekilde profil bu vidaladım. Şuradan akıllı vidayla bağladım. Sonra bunları siyaha boyadım. Ondan sonra Webasto'muzu şöyle alttan da göstereyim. Metal plakalara bağlantısını yaptık. Şu şekilde bağlandı. Deposunu buraya bağladık. Ön kısımda aracın şasisi. Buradan da bir tane cıvata bağladık. Depo gayet sağlam şekilde burada duruyor. Girişini de şuradan verdik. Buradan içeriye. Görüyorsunuz şuradan. İçeriden gösterelim. Şu şekilde buraya bağladık arkadaşlar. Bu döner başlık var bunun. İstediğiniz yere doğru dönüyor. Ben açısı şöyle yana gelecek şekilde bağladım onu. Yakıt bağlantıları burada. Pompasın, bu da Webasto'nun pompası. Buradan da Webasto'ya giriyor. Egzoz çıkışı sağ kısım.
egzozunu da şu şekilde getirdim. Şuradan bağladım buraya. Buradan yere geliyor. Tampon şu kısımda bitiyor. Baktığınız zaman egzoz tamponun altından şu şekilde dışarıya gidiyor dumanı. Bayağı duman çıkarıyor bu arada. Enerjimizi görüyorsunuz. Şu şekilde akünün artı ve eksi kutuplarına bağladım. Sigortası orada. Buradan geliyor. Şurada kablo demeti şeklinde fazlalığı duruyor. Buradan soketleri var zaten. Bu şekilde çalışma sistemini ayarladık. Kontrol ünitesini de buraya koyduk arkadaşlar. Burada şu şekilde açabiliyoruz diye biliyorsunuz zaten. Şuradan aşağıdan direkt buraya geliyor kablosu. Bu da burada zaten. İçerisini hamam gibi yapıyor. Aşırı şekilde bir sıcaklık veriyor arkadaşlar. Benim Webasto'm 5 kW. Ben bu 5 kW'lık Webasto'yu 2 kW olarak kullanıyorum. Bunu karavan ısıtıyorlar arkadaşlar. Karavanları çok güzel şekilde ısıtıyor. Ve bu arabayı hamam gibi yapıyor yani. Şurayı nasıl deleriz dediler arkadaşlar. O kanalın delinme fotoğrafları var. Ona ekleyeceğim. Sosyal profillerin bağlantı resimleri var. Onları da ekleyeceğim. Webasto'nun bağlantının nasıl bağlandığına dair resimleri var. Onları ekleyeceğim. Yakıt aldığımızda resimler var. Onları da ekleyeceğim videonun üzerine. Şurası Webasto'nun yanma ünitesine hava aldığı kısım. Burası tamponun içinde kalıyor. Biraz da yukarı aldık burayı ki pislik gelmesin diye. Bu şekilde gayet de güzel bir şekilde ısınıyoruz arkadaşlar. Ben size uygulamasını da göstereyim. Şöyle bir uygulaması var arkadaşlar. HeatGen'i diyor. Oto bağlantı diyor. Buradan bağlantı yapıyorsunuz. Bağlandı diyor. Ve cihazın durumunu açıyor şu anda. Görünebiliyor muhtemelen. Burada şu anda az sonra buradaki dereceler gelecek. Belli bir okuma zamanına ihtiyacı oluyor. Ben bunun şuradan ortama basıp zaman seti bölümü var. Bakın buradan haftalık program yapıyorum Bluetooth'la. Saat 8'i sabah pazartesi günü sabah 8:20 gece çalışıyor. 8:45'te kapanıyor. Benim eşim 8:30'da araca biniyor. Yani eşim araca bindiği zaman araç sıcacık oluyor. 8:45'te de okuldan geliyor. Gelirken yolda kapanıyor. Ve bunu haftanın 5 günü araç bu şekilde devam ediyor yapmaya. Kendi kendine açıp kapatıyor. Bakın geldi durumlar. Şu an aracın iç sıcaklığını şu sağdaki gösteriyor arkadaşlar. 17.6 gözüküyor gördüğünüz gibi. Mahfaza sıcaklığı da şu anda Webasto'nun içindeki iç sıcaklığını gösteriyor. Yani Webasto'nun içi de 14.2 dereceymiş. Bu da akünün voltajını gösteriyor. Yani şuradaki yaşam aküsünün enerjisini gösteriyor arkadaşlar. Yaşam akümüz 12 volt ve 10 amper. Benimkisi Bosch marka. Orijinal bataryası üzerindeki. Bu şekilde buradan her şeyi kontrol edebiliyoruz. Ben aracın içine 21 santigrat derece ayarladım. Araba 21 dereceye geldiği zaman Webasto kapanıyor. Ondan sonra sıcaklık düşerse açılıyor. Evet, bu sabit kısma bastığınız zaman burada manuele geçiyor. Manuelde de fan hızını ayarlayabiliyorsunuz. Bu fan hızı 10'a kadar çıkıyor. Ben bu araç için 3'te kullanıyorum. 3'te bu araç için gayet yeterli bir hız zaten. Şu anda kullanımdan kalan kısım şu şekilde arkadaşlar. Ben bunu yaklaşık 1 haftadır kullanıyorum. Şu anda şu depomuz tam tepelime, ben bunu şuraya kadar doldurdum ilk aldığımda cumartesi günü. Yani bugün tam 8. gün. Şuraya kadar doldurduğumda 7 litre olarak hesap edersek aşağıda bir, yani burada yaklaşık bir 2-2,5 litrelik bir kullanım olmuş.
Yani 2,5 litre civarında bir kullanmışız bir hafta içerisinde. Ama biz yani sadece eşimin kullanması değil bu. Bu biz sürekli çıkıyoruz arkadaşlar araçla dışarıya. Akşam oturuyoruz, hadi dışarı çıkalım mı diyoruz, çıkıyoruz gezmeye. O şekilde. O kadar çok fazla gezdiğimiz için tabii bir çıkıyoruz bazen bir saat geziyoruz, 1,5 saat geziyoruz. Arabayla gezmek çok zevkli oluyor. O yüzden de birazcık fazla yakıt tüketiyoruz. Arabanın içi hamam gibi oluyor çünkü. Vasıta şurada, şu şekilde konumlandı. Şu kısma belki bir hazır sökmüşken bir kapama yapabilirim şöyle. Şuraya birazcık çamur sıçramış. Belki şuraya şimdi bir kapama yapabilirim o şekilde. Bu tarafta çok fazla sıkıntı yok. Bu tarafta Vebasun'un açıkta olan bir kısmı yok. Şurasını da kapatabiliriz belki. Ama şu kısım hava emdiği yer olduğu için şuraya şöyle küçük bir kapama yapabilirim belki az sonra. Aracın durumu bu şekilde arkadaşlar. Yani gayet memnunum ben aracımdan. Uzun zamandır böyle bir araç arıyordum. Böyle ekonomik bir araç arıyordum. O kadar sıcak üflüyor ki. Bakın. Bu markada Bluetooth bağlı işareti var görüyorsunuz üstte. 18 derece yazan şu anda aracın içi. 21 derece yazan da benim aracın içinin 21 derece olmasını istediğim sıcaklık. Şu anda devrede değil diyor. Açma kapama tuşuna bastığım anda direkt devreye giriyor. Yaklaşık 2-3 dakika içerisinde de ısıtmaya başlıyor. Bu kontrol ünitesi manuel kontrol ünitesi. Ben bunu kullanmıyorum. Ayrıyeten şu şekilde bir tane kumanda da verdiler. Yaklaşık açık alanda 50 metre civarında çekiyormuş. Bununla da Vebasto'yu kullanabiliyoruz. Ama gerek kalmıyor. Benim evim 2 katlı. Ben 2. katta salondan düğmeye basarak aracımın Vebasto'sunu kontrol edebiliyorum. Yukarıdan açıyorum. Gezmeye gidelim diyoruz. Çıkıyoruz. Çıkmadan hazırlanmaya başlarken 5-6 dakika öncesinden Vebasto'yu çalıştırıyorum. Aşağı indiğimizde arabanın içi hamam gibi olmuş oluyor. Yani çok basit bir şey arkadaşlar bunu buraya monte etmek. Gerçekten yani elinden gelmeyecek arkadaş bilmiyorum yani çok az kişinin elinden gelmeyebilir. Buralardaysanız Kocaeli civarında yardımcı olurum. Ben bunu bayisinden aldım. İnternetteki fiyattan çok daha uyguna geldi bana. Hazır açmışken yakıtını da bir fulleyeceğim şimdi tekrar. Bu şekilde arkadaşlar benim aracımdaki durum. Sizler de Vebasto takmayı düşünürseniz açıkçası gerçekten tavsiye ederim. Ben Citroen Ami aracımı gerçekten bu şekilde daha çok kullanmaktan zevk alıyorum. Aracın içi o kadar sıcak oluyor ki terliyoruz. Kışın dışarıda kar yağarken biz montumuzu çıkartıyoruz arabanın içinde. O kadar sıcak oluyor. Sorularınız olursa yorumlarda görüşebiliriz. Kanala abone olursanız sevinirim. Yorumlarda bütün sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Tekrar şöyle bir gösteriyorum. Görüşmek üzere.